Hüseyin hocam, şu anda görmüş olduğun bu tüsküllü çayı senin için yaptık. Senin yerine değiştik. Keyfini çıkardık ama kulaklarını da çınlattık. Şimdi Mehmet hocam da sana gönderecek bu görüntüleri. İzledikçe bizi hatırlarsın be, oldu mu? Muhteşem doğa sistemlerine sahip Gökbüvet Şelalesi, Akbaş Kanyon sahasında sonbahar renklerinde bir başka güzeldir. Zorlu bir iniş ve çıkış parkuruna sahiptir. 26 Aralık 2015 tarihi güneşli ve sıcak bir gündür. Kış mevsiminde bu mevsimde sıcak bir gün mü olur dediğinizi duyar gibiyim. Olur diyorsam olur. Antalya Serik Akbaş Köyü doğa sahasında Toros Dağları'nın muhteşem görselliğe sahip bu bölümünde siz doğa severlere gizemlerle dolu saklı doğa cennetlerini tanıtmak, buraları görmek isteyen doğa severlere tatlı sert yürüyüşlerle Torosların buram buram kokan aromatik bitkilerinin nadide parfümlerinden burunlarına kokularını çektirip bayram ettirmek temel amacımız olmuştur. Sonbahar hiç kuşkusuz bu ormanların en güzel zamanıdır. Ormandaki renk değişimi yaklaşık Ekim ayı başından Aralık ayı ortasına kadar devam eder. Farklı türden ağaçların yaprakları sarı, kırmızı ve kahverenginin her tonunu alır. Bir gördüğünüz rengi bir sonraki gün göremezsiniz. Çünkü ormanın rengi her gün değişmektedir. Antalya bölümü Toroslarının doğu bölümündeki muhteşem gülen yüzüdür. Toros kadının sır küpüdür, dert ortağıdır. İlkbaharın gelişiyle bereketli yağmurları sonrası artık uykusundan uyanmış ilkbahar mevsimi için rengarenk süslenme ve bezenme zamanıdır Toroslar için. Yerler henüz çamurludur ama kolay geçmemiz için topraklarını hemen sertleştirmiş bizleri sevgiyle bağrına basmak adına bizlere doğa türküsüyle hoş geldiniz diyor muhteşem Toros Dağları. Sadece ilkbahar mı? Her mevsimde ressamlara muhteşem tablolar sunmak için, şairlere ilham verecek şiirler yazması için Toroslar büyülü güzelliklerle gözlerimizin içine girmiş bakıyor, dans ediyor. Antalya il sınırları içindeki Doğu Torosların genç dağlar kuşağında yürüyoruz. Çalışmalarımız daima doğanın muhteşem büyüsünü bozmamak, doğanın kesin kurallarına saygı adına kurgulanır. Unutulmamalıdır ki doğa kendisini hoyratça kullananı tanır, kendisinden alınanı bir zaman geri almasını bilir. Yani aynı zamanda cezalandırıcıdır. Geçmişte Senirkent örneği ibretliktir. Toroslarda doğa öyle hassastır ki burada bulunan her canlı, her endemik ve faunal tür çok kıymetlidir. Soylarının devamı gelecek nesiller için elzemdir. Üstüne basılacak her yeşermekte olan bitki veya minik bir canlı ölebilir, soyu orada tükenebilir. Diğer bir deyişle ekosistem zincirinin bir halkası orada kopabilir ve bir daha geri dönülmemek üzere son bulabilir. İşte bu nedenle mümkün olduğunca doğaya dönüşümlü olarak ve az sayıdaki toplulukla çıkmak gerekir. Bastığımız her yerde bir anlık duyarsızlıkla birçok yaşamın sonsuza dek o andan itibaren yok olacağını bilmeliyiz. Doğa dengelerini ve döngüsünü sağlayan habitatların devamının elimizde olduğunu asla unutmamalıyız. Torosların bu bölümünde karların erimeye başlamasıyla birlikte yağan yağmurların takviyesi ile Mart-Haziran ayları arasında en görkemli görünümüne kavuşuyor. Etler şelaleleri yaz sonu ve sonbaharda suları azalan Etler şelalelerinin bulunduğu yerde doğal olarak yetişen kırmızı benekli alabalık bu eşsiz güzelliğe canlılık katıyor. Yazın 15 derecenin üzerine çıkmayan suyun sıcaklığı ziyaretçilerine serinleme imkanı sunuyor.
Yolculuğu boyunca çevresindeki birçok köye hayat veren ve yakın gelecekte Akbaş Göleti'nde su tutulmaya başlanmasından sonra bu sahada yepyeni doğa manzaraları herkesi bekliyor olacaktır. Yakın gelecekte bu keşfimizden sonra elbette bu eşsiz güzelliği görmek için gelecekler bol fotoğraf ve görüntü çekerek olası anılarını ölümsüzleştirecekler. Şelalenin buz gibi sularının içine atlayarak serinleyecekler. Torosların saklı gizemli derinliklerinde gümbürdeyen bu muhteşem bir güzelliği herkesin keşfetmesi, görmesi, özümsemesi ve korumaya çalışması gerekiyor kanısındayız. Doğaya, Toroslara çıkmak, doğayı tanımak ve sevmek bir başka önemlidir. Kışın yağan karlar erimeye, yağan yağmurlarla takviye gören Torosların sırtındaki yük epey ağırdır. Toroslar sevecen yüzüyle biz insanoğluna yeni ve sürekli değişen güzelliklerini sunmak için birilerimizin penceresinden her sabah bize seslenir. Gelin, sularımın türkülü çağıldamasına, kuşlarımın nazlı ötüşlerine, kurbağalarımın vıraklamalı müziğine tanık olun, ruhunuzu dinlendirin diyor. Toroslardır işte, Torosların edalı türküsüdür dedik. Nedir bu? Bu Torosları bu kadar büyülü kılan başka şeyler saymakla bitmez. O zaman söyleyelim. Bitki örtüsü deniz kıyısında fıstık çamları ile başlar. Yükseldikçe kızıl çam, kara çam ve 1000 metrenin üstünde sedir ağaçları görülür. Park sınırları içinde 1000'e yakın bitki türü ve bunların içinde de 21 yöreye has endemik türün bulunuşu, Torosların tür yönünden çeşitliliğini göstermektedir. Alanda ayı, dağ keçisi, yaban domuzu, tilki, çakal, kurt, sansar ile çeşitli kuş ve balık türleri yaban hayatını oluşturuyor. Torosların gizemli ortamında jeomorfolojik güzellikler görülmeye değer. Akdeniz iklimi tipinin bitki topluluklarını sergileyen orman ve maki örtüsü, bu ortamda yaşayan dağ keçisi, alageyik, şah kartal gibi nadir yaban hayvanı türleri bulunmaktadır. Nisan, Aralık aylarında Torosların bağrına ziyaret için en uygun zamandır. Torosların özelliklerini saymakla bitmez. Biyolojik çeşitliliği, olağanüstü güzelliklere sahip, zengin bir bitki ve hayvan varlığına sahiptir. İkliminin jeoloji, toprak ve su kaynakları gibi farklı ekolojik değerlerin uygun özellikler taşıması, kuşların göç yolları üzerinde bulunuşu, buzul çağlarında birçok hayvana sığınak teşkil etmesi sebebiyle hayvan varlığı bakımından zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Doğu Toroslar'da geçiş sahamızdaki bulunan yaylalar 1600 ila 1900 metre yüksekliktedir. Maki, çam, köknar, ardıç, sedir ormanları ile iç içe bulunan bu yaylalarda kamp kurarak yayla yaşamının sakinliğine tanık olabilir, yırtıcı kuşları gözetleyebilir ve doğanın güzelliklerini izleyebilirsiniz. Ovacık Yaylası bölümü işte tam geçtiğimiz muhteşem doğa sahasıdır. Serik ilçesi sınırları içinden itibaren Narenciye bahçeleri içerisinden geçen, rakım yükseldikçe maki ve çam ağaçlarının çevrilediği yayla yolunun manzarası etkileyicidir. Nanalı Gökçepınar Yaylası girişinden itibaren yer yer Serik ve Akdeniz'in eşsiz güzellikleri tablo gibi gözler önüne serilir. Hala sonbahar. Evet. Ve bugün Antalya 20 derece. Erzurum'da da -15 derece. Cennette yaşıyoruz ya. Güzelliğe bak. Yılbaşına 2 gün kalmış. Yaşadığımız keyfe bakar mısın?
Ormanlarla kaplı, dik yamaçlı tepelin çevrelediği, çanak şeklindeki ovacık yaylasında kamp yapmak, doğayla baş başa kalıp yürüyüş yapmak, çevreyi tanıyıp yayladaki kale kalıntılarını gezmek, ilk anda akla gelebilecek ilginç aktivitelerdendir. Gerek Ovacık Yaylası'nda, gerekse Nanalı Yaylası'nda yerleşim yoktur. Nanalı'da dere kıyısında kamp yapmak için elverişli yerler vardır. Ama kamp için gerekli malzemeler getirilmelidir. Toros Dağları'nın zirve eteklerinde yürüyüşümüz sürüyor. Saklı kalmış doğa güzellikleri arasında muhteşem bir doğa yürüyüşü ile sizleri de doğa ile buluşturmaya amaç ediniyoruz. Bu filmi izledikten sonra gün bitiminde Antalya'da böyle saklı kalmış cennetler de var mıymış diyebileceğiniz, sağlığa, manzaraya ve oksijene doyacağınız aktivitemiz bizimle gelen dost arkadaşlarımızın en önemli ayrıcalığıdır işte. Toros Dağları çevresinde, orman içinde temiz ve tatlı su kaynakları olan zengin endemik bitki yapısına sahip, temiz havasıyla, sahip doğal güzellikleriyle tüm doğa severlerin yoğun ilgisini çektiğinin bilincine varmak ve gelecek nesillere aktarımı için çalışmak ve bu doğal yapıyı bozanlara karşı el birliği ile mücadele etmek temel görevlerimiz olmalıdır. Torosların çok farklı zenginliği, güzelliği bizler için, insanlık için yaşamsal önemdedir. Toroslarda bulunan ormanlar, doğal, yaşlı ve çok çeşitli ağaç türleri ile birlikte büyük bir biyolojik zenginlik ve yaban hayatını da içeriyor. Bölgenin yükseklerinde alt kesimin soğuk, ılıman, üst kesimin sert, soğuk oluşu, büyük sıra dağlarının ve toprak türlerinin farklılığı, iğne yapraklı ağaçlardan oluşan büyük orman alanlarının varlığına neden olmuştur.